Yemin ederim uyuyacağım şimdi ya. Hiç böyle yok mu abi hareketli şarkı falan, böyle ne bileyim daha değişik tarzda falan. Bu şarkı fena değilmiş ha. Oha! Selamlar arkadaşlar. Kucuterlik kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin, hatta yok, dünyanın müzik zevki en güzel kanalı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çok güzel bir şekilde beyitleme gidiyordum. Diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü herkesin müzik zevki kendine göre en güzel müzik zevkidir. Yani bana en çok hangi şarkılar gidiyorsa ben onları dinlerim, değil mi? Örnek veriyorum sayın izleyen. Mesela sen, senin zevkin dünyadaki en iyi müzik tarzı deseydim ben. Bu durumda mantıken ne yapmam gerekirdi? Senin dinlediğin şarkıları dinlemem gerekirdi. Senin dinlediğin şarkıları seversem ve onları dinlersem, bu peki o zaman kimin müzik zevki oluyor? O zaman bu benim müzik zevkim olmaya başlıyor. Bu yüzden burada amacımız en güzel müzikleri bulmak, en güzel şarkıları bulmak değil de onları nasıl şekilde yorumladığımız. Beğenmedin mi? Niçin beğenmedin? Beğendin mi? Niçin beğendin? Şarkı dinlerken sana ne hissettirdi? Hangi duyguları verebildi? Bunları anlatıyoruz ki demek ki arada sırada güzel yorumları da yapıyoruz ki bunca insan seviyor. Vermek istediğim duyguyu biraz olsun verdiğimi düşünüyorum. Bugün inceleyeceğimiz kişi, bu aralar gerçekten çok fazla revaçta olduğunu gördüğüm ama kendimin hiç dinlemediği bir Eiliş. Sağda solda, orada burada ismini falan gerçekten çok görüyordum. Fotoğraflarını falan gerçekten çok görüyordum. Kendisini dinleme fırsatı yakalayamadım. Kendi kendime şöyle düşündüm. Ya bu kadar popülerse, bu kadar çok fazla seviliyorsa demek ki bu kızda bir numara vardır ki insanlar bunu dinliyorlar. Bazı insanların ise düşüncesi şu yönde. Bir kişiyi videomda konu almadan önce onun hakkında bayağı bir araştırma yapman lazım. Evet, bu çok doğru bir şey aslında. Eğer o kişi hakkında bazı bilgiler vereceksem, bilgi karmaşası yaratmamak adına araştırma yapmak gerçekten çok önemli. Ama burada yaptığınız şey, bir Eiliş'in hayatını anlatıyoruz. Bakın onun müzikleri şöyle böyle. Bilgi vermek değil. Ben de ilk kez dinleyeceğim ve ne düşündüğümü anlatacağım. Reaksiyon. İlk tepkisi ne olacak? Belki bu videoda şunu görebilirsiniz. Aa, ilk dinlediğimde ben de öyle olmuştum ya, evet. Son olarak introya geçmeden önce söylemek istediğim son bir şey var. Don't play around on my phone home. Give me sex, watch on my wrist, out of date, but it's Rolex. Grizzly up next, I'm up now, strap your bullet vest. 550, 600 hundreds, 720s, let's get straight to it. 810s, what's that 8 bands? Hit the store and get some rubber bands, let's get straight. Spotify'a girdim, Billie Eilish Complete Collection diye bir playlist açtım. Başlayalım dinlemeye. Hareketli şarkılar mı çıkacak merak ediyorum mesela. Thank you, hold the place, I do. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just don't. İlk şarkıyı dinledim, dümdüz bir şarkıydı. Yani videoyu bile koymayabilirim yani. Ama ilk tepkileri vereyim, ilk tepkiler nasıldı mesela? Kızın sesi güzel, tamam mı? Güzel sesi olmayan birisi genelde çok ya zaten başarılı ya da popüler bir şarkıcı olamıyor. Ama ben açıkçası dinleyince vay anasını, bu kız şöyle böyle farklıymış, şu özelliği çok güzelmiş lan falan gibisinde bir şey bulamadım. Albüm fotoğrafı da baktım. Albüm fotoğrafı da yine böyle sanki problemli, böyle hani bazı sıkıntıları olan, mental illness falan gibisinden gösteren bir albüm kapağıydı. Gerçekten satan bir şey şu zamanda. Çünkü günümüzde psikolojik sorun olmayan hiçbir insan yok. Hepimiz böyle takıntılıyız bazı şeylere. Hepimiz ne bileyim bazı şeyler içimizi çok fazla rahatsız ediyor. Geçelim, devam. Better off without them. Bring us trays to the table. And that's a... Yemin ederim uyuyacağım şimdi ya. Hiç böyle yok mu abi hareketli şarkı falan, böyle ne bileyim daha değişik tarzda falan. I don't need us any. Hoparlör bozuluyor ya. Yemin ederim hoparlör bozuluyor sandım. Az önce daha duşa girmiştim böyle. Su falan kaçta böyle brrr bir şeyler oluyor falan zannettim. Valla bir şarkı daha dinledim. İki şarkıda kafamda yani bilmiyorum şu profil oluştu. Kötü bir şey de demiyorum hani şu an. Ya zaten kırılmış bir kızım. Güven problemlerim var. Hem bir bu açıdan geldi. Hem de bir de şu açıdan geldi. Ben gerçekten özgür ruhluyum. Atıyorum ben resim çiziyorum bilmem ne yapıyorum. Dinliyorum bunları. Kendimi buluyorum ya. İçimden gelenler bunu dinlerken dökülebiliyor. Bu tarz da olabilir mesela. Şöyle düşünün mesela abi. Bu damarı boyayacağım şimdi, tamam mı? Yani ruhu özgür bırakan bir şarkılar da olabilir. Ama biliyorsunuz her sanatçının kanser bir kitlesi de vardır. Ya abi resmen beni anlatıyor şarkı ya falan böyle. Bu tipte takılan insanların da olacağını düşünüyorum bu kızda. Çünkü nerede çokluk orada okluk. Çok popüler birisinin illa öyle bir kitlesi oluyor.
Mesela abi uyku probleminiz mi var? Yatağa yattıktan sonra yanınızda Billie Eilish açın, uyuyun yani gayet. Ben uyurum yani. Bu şarkı fena değilmiş ha. Billie Eilish gerçekten benim tarzım değilmiş bence. Ama mesela bu şarkısı fena mıydı? Hiç fena değildi. Hiç fena değildi. Hani benim yorumlamam... Fetör oldu. Hani benim yorumlamam bu yönde, anlıyor musunuz? Böyle insanlar dinler, böyle güzel de gelir. Sanatçı da hiç fena değil, şey değil. Net benim tarzım değil ama. Net değil. Bu şarkı bu kızın mıydı? Bu şarkıyı bak cidden çok yerde duydum. Böyle kafelerde, bilmem nerelerde gördüm. Kendi kendime demiştim ki böyle ne kadar güzel lan sesi. Kızın sesinin çok güzel bir tizliği var yani. Can alıcı noktalardan bir tanesi de bu bence. Sen ben yapsak yapamayız yani. Ama dinleriz. Güzel güzel. Bu şarkı da güzel bak dinleyin. Khalid'i zaten... Kendim de böyle bayağı severim. Çok duygusal şarkılar da yapar, güzel yapar. Net öneririm yani. Bu şarkının, ya dediğim gibi şarkıyı biliyordum da hani ismini, kime ait olduğunu falan bilmiyordum. Şaşırdım şu anda duyunca. Billie Eilish'im yeterince dinlediğimi düşünüyorum. Hadi gelin siz de biraz böyle karşılıklı bilgi alışverişi yapalım. Yorumlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani sizce Billie Eilish'i doğru analiz edebildik mi? Bu dediğim gibi benim ilk reaksiyonum da hani bu şekildeydi. Şu anda mesela atıyorum hayatında ne yaşamış, işte bilmem ne yapmış, nasıl karaktere sahip, duygusal mı, ilişkisinden ayrılmış mı, ne yapmış mı, hiçbir şey bilmiyorum. İlk gördüğüm, değerlendirdiğim şekil bu şekil. Siz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen Billie Eilish'i seviyorsunuz. Ya da benim gibi böyle hani ilk reaksiyonunuz sizin de ne olacak? Benle beraber yaşamak istediniz bunu ve bu yüzden izliyorsunuz. Benle beraber hani ilk kez böyle buna reaksiyon verenlere hangi şarkılarını önerirsiniz? Ya da bu kız hakkında neler söylemek istersiniz? Atıyorum şu şarkıda şöyle bir sözü vardır. Bu aslında hani hayatında yaşadığı şuna referanstır ve bundan bahsetmiştir falan gibisinden. Bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum unutmayın. Bana destek olmak için videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.